adım benim. Hep icat peşindeyim, gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim. Aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim. Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Uzay kampı. İşte geldik arkadaşlar. Sonunda başardık. Oo, kızıl gezegen. Mars'a ilk ayak basan insanlar olacağız. Bizim için küçük, insanlık için. Evet evet, biliyoruz. Ne oluyor Mehmet? Ne yapıyorsun? Benim için küçük, sizin için büyük adımlar atıyorum. O ne demek? İlk ayak basan kendisi olmak istiyor. Siz geride kalıp gemiyi koruyun. Ben keşif ekibi olacağım. Hop. Önce ben ineceğim. Önce ben ineceğim. Nedenmiş o? Çocuklar. Çocuklar. Aa. Kendinize gelin. Aa. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Sırayla insenize otobüsten. Zamandan kazanırsınız hem. Hadi geldik. İşte karşınızda uzay kampı. İnanılmaz. Hayal ettiğimden bile daha iyi. Burası kontrol odası. Uzay mekiğinin fırlatılmasında hiçbir şeyin yanlış gitmemesi ve rota belirlemesi için çok önemli bir iş. Burası astronot olamayanlar için bence. Uzay mekiğinin içini görmek için sabırsızlanıyorum. Pekala çocuklar. Burada çalışmak için gönüllü olmak isteyen var mı? Hepiniz astronot mu olmak istiyorsunuz? Peki bakalım. Öyle olsun. Yaşasın! Oley! Yalnız dikkatli olun. İçeride hiçbir şeyin yerini değiştirmemelisiniz. Gerçekten uzaydaymış gibi düşünün. Çocuklar, burası test odası. Uzayda bulduğunuz toprak, taş ve benzeri maddeleri bu odada inceliyorsunuz. Aman! Bir uzay kertenkelesi. Bir şey daha var. Akvaryumun içinden hiçbir şeyi dışarı çıkarmamalısınız. Ne yaptım ben? Uzay kertenkelesini kaçırdım. Hadi hemen peşine düşmeliyiz. Mickey'in dışına çıktı galiba. Burası geminin dışına, gezegene çıkıyor. Bu kadar büyük yerde nasıl bulacağız küçücük hayvanı? Astronotlar yeni bir gezegene çıktıklarında keşif için küçük keşif araçları kullanırlar. Tıpkı bu odada gördüğünüz gibi. Peki kim kullanacak? İşte orada. Çabuk, onu yakalayıp kimse fark etmeden akvaryumuna geri koymalıyız. Dönsene Eren. Deniyorum ama hareket edemiyorum. Zeynep, biraz geri yaslan. Yaslanacak yer yok ki. Durun, ben hallediyorum şimdi. En iyisi yürüyerek devam edelim. İşte orada. Köşeye sıkışmış. Artık kaçacak yerin yok uzay kertenkelesi.
kadar kolay olmayacağını anlamamız gerekirdi. Bence bu iplere bağlanarak karşıya geçebiliriz. Yerçekimi mağarasındasınız. Bu mağara, astronotların yerçekimi düşük ortamlarda nasıl hareket ettiklerini anlamanız için tasarlandı. Hadi, aramıza aldık onu. Hep beraber aynı anda hareket edelim. Bir, iki, üç. Küçücük hayvan alt etti dördümüzü de. Bizden astronot olmaz arkadaşlar. En azından bunu anladık. Bence hemen umudumuzu yitirmeyelim. Kafa kafaya verip düşünürsek bu iş çözümleyebileceğimize inanıyorum. Kertenkeleyi yakalamak için fikri olan var mı? Benim bir fikrim var. Ama tek başıma olmam lazım. Neymiş fikri? Duyalım. Kertenkelenin peşine düşer, ona yaklaşınca da bir kemençe yakalarım. Tıpkı kovboyların at yakalaması gibi. Çok iyi fikirdi gerçekten. Tamam neyse. Bence bir tuzak kurabiliriz. Meyve sebze parçaları koyarız bir sepete. Kertenkele yemek yemeye gelince de ipi çekerek hayvanı kutunun içine almış olacağız. Hem ona hiç zarar vermeyiz bu şekilde. Kutusunun içinde götürür, ait olduğu yere bırakırız. İşe yaradı. Yaşa Eren. Bu da işe yaramadı. Ne yapsak olmuyor. Zaten koskoca uzayda nasıl bulacağız ki küçücük kertenkeleyi? Biz daha küçültülmüş Mars'ta bulamıyoruz yolumuzu. Gerçek astronotlar sonsuz uzayda nasıl buluyorlar aradıklarını? Yer kontrol odası fırlatmanın düzgün gitmesi ve her türlü rota bulma işlemi için çok önemlidir. Hepimiz astronot olursak kertenkeleyi yakalayamayız arkadaşlar. Sadece astronotları kahraman sandık. Ama onları yönlendiren kahramanları unuttuk. Arkadaşlar, gerçek bir uzay görevine hazır mısınız? Evet! Hadi bulalım şu uzay kertenkelesini. Tamam arkadaşlar, yer kontrol konuşuyor. Duyuyor musunuz? Tamam. Duyuyorum, tamam. Eren ve Zeynep araçla ayrıldılar. Seni görüyorum, tamam. Eren'le Zeynep'i de gördüm, tamam. Tamam. Hiçbir şey göremiyorum. Aslan, ne durumdasın? Bir saniye. Galiba hangarın diğer yanındaki kraterlerde hareketlenme görüyorum. Evet, buradan görebiliyorum. Kraterlere gidiyor. İşte orada. Kurtarma operasyonu başladı. Daha aşağı inemezsiniz arabayla. Birinizin yaya olarak devam etmesi lazım. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam. Tamam, onu görüyorum. Aldım. Eren, çek beni yukarı. Yaşasın. Başardım. Nasıl olur? Nereye gitti her şey? Bir yere gitmedi aslancığım. Çünkü aslında hepsi bir ışık oyunundan ibaretti. Siz küçük astronotları uzay görevlerine alıştırmak için. Yani hepsi bir test miydi? Evet, öyle Eren.
Başta hepiniz kahraman astronotlar olmak istediğinizden başka pozisyonlara ilgi duymadınız. Ama sonunda her pozisyonun görev için eşit derecede önemli olduğunu anladınız. Doğru. Gerçekten. İnanılmazmış. Hadi bakalım Mehmet. Işınla bizi.